sofrayı çağırıyor. Gene burnundan soluyor vallahi. Hadi ölümü öp gel, gene bir şey çıkmasın ha. Sabah fırlamış gitmiş okula sanki hiçbir şey olmamış gibi. Ben ormanda kayboldum diyormuş da başka bir şey demiyormuş. Babası biraz sıkıştırmış tabii dün gece. Biri bir şey mi yaptı diye ama. Hayır söyleyeyim dedim, dilimin ucuna geldi. Kazanların oğlanın arabadan inerken görmüşler diye ama... Kızın sebebine girmeyeyim dedim şimdi. Bu annesi onu öldürür vallahi, öldürür. Mesele basit. Fırat fırsat buldun mu kaçırmaz. Esma'da oynak kız. Anne, ben bugün düğün pastası yapmayı öğrendim. Kemal amca yaptı, Zafer'le biz de yardım ettik, izin verdi. Süslemeleri biz yaptık. İyi, Allah'ın düğününü yaparsın işte. Ne düğün ya? Narin nereye evleniyor? Daha lise bitecek, sonra üniversite var. Sonra üniversiteden sonra bir şey yapılıyordu. Sen yaparsın, onu da yaparsın. Da benim anlamadığım bir şey var Narin ya. Bu sene babamı nasıl kandırdın? Yani kim posta attı babama? Ha? Demirel falan mı aradı? Onu mu arattın? Ne yaptın yani? Siyah beyazlı ekip ünlü isim Pascal Numa'yı da renklerine bağladı. Arsenal'e yüklü bir transfer parası ödeyen Kara Kartallar Numa ile bugün imzalar attı. Senegal asıllı Fransız futbolcu Lens'te oynadığı futbol ile... Abi sen de yakında atarsın bizi herhalde ha? Yayınımıza hava durumunda devam abi ya. O da uğraşmasın benimle. Şu televizyon sesini kısar mısınız biraz? Bu sene çok sıkı çalışmam gerek üniversite sınavı için. Sıkı bir sene. İçeride çalışacağım. Tehdit ediyor diyor. Hayvan. Şantaj yapıyor. Köpek. Sen de o halde Erdoğan'ı bilmemesi gerekiyor. Erdoğan abilerim baba. Sene başka sene, öbür senelerle bir bellemeyin bu seneyi. Karıştırmayın yani, anladınız mı? Bu sene başka sene. Vallahi öldürtecek kendini. Babanı katil edip hapishaneye mi attırmaya çalışıyor bu ablan senin, ha? Olur. Kim cesaret edebilirmiş, kim? Söyle bana Yavuz. Sizin haberiniz olmadan kim cesaret edebilir bu eve girmeye? Yabancı biri giremez eve beyim. Ya içimizden biri ya içeriden biriyle çalışıyor. Kendi ağzıyla diyor bir de içimizden biri diye. Bulsanız o zaman. Ne duruyorsunuz? Araştırıyorum beyim. En kısa zamanda sereceğim önüne. Babir abi yaptı baba. Belli bir şey yani. Hem onun şüphe çekmeden bu eve girmesi zor bir şey değil ki. O buranın çocuğu ne de olsa. Babir yaptı derdi o zaman çıkıp biri. Yasaklayım o. Gelemez öyle elli kolunu sallaya sallaya. Görseler ne olacak ki baba? Hepsi Babir abiyi korur zaten. Hem gelmese ne olacak? Saliha teyzeye vermiştir notu. O da yatakları yaparken koymuştur çantanın içine. Yani zor bir şey değil, basit baba. Çıkın dışarı hepiniz. Hadi. Al sen de şunu. Her kimse zoru seninle. Defol git buradan. Bir gün daha kalırsan ananın ölüsünü bulacaksın diyor işte notta.
Neyse. Gidiyorsun zaten. Konu da kapanır. Tehdit edildim diye buradan gidecek değilim baba. Onu bulmadan hiçbir yere gitmem. Sen bu işe karışmayacaksın. Senin yolun bu değil. Hedefine yürüyeceksin sen. Ben hallederim. Sabah görmeyeceğim burada seni. Deniz, iyi ki evdesin. Ne oldu canım ya? Sen işte olmayacak mıydın akşama kadar? Gidemedim. İnsanların ortasında böyle olmak istemedim. Eve de gitmek istemiyorum. Yalnız başıma kalırsam kötü şeyler yapmaktan korkuyorum ben Deniz. Nasıl kötü şeyler? Mesela bu telefonu açıp Fırat'a kim o eve attığın kadın diye bağırmak gibi. Eve kadın mı atmış? Hizmetçi kız aradı. Ona da bugün izinlisin, yarına kadar gelme demiştiniz ya. Öyle mi? Senin şimdi evde bir şeyin mi var? Casusun mu var? Ne alakası var canım? O kıza o işi ben buldum. Arkadaşımın yardımcısıydı. İşsiz kalınca ben de Fırat'a yönlendirdim. Sever beni yani. Ne var bunda? Kızla gelince beni aradı o da hemen. Allah canım, insanın evine herkes gelir. Bir ilişki olacak diye bir şey yok ya. İş içindir. Ya çocuğun başında bir dolu bela var. Onunla ilgili bir konudur. Gizli konuşulacak bir mevzudur. Hizmetçinin çenesi de bayağı gevşekmiş. Maşallah yumurtlamışsın her şeyi. Adam ne yapsın? Salmıştır pırtı çeneyi başından. Aa, Fırat'tan daha çok Mary'e kızıyor gibisin. Kızıyorum tabii. Gereksiz yere seni huzursuz etmiş. Ne? Yani görmüş mü? Gözüyle mi görmüş bir şey olurken? Ne? Durup dururken seni deliye çevirmiş. Durup dururken mi? Ya Deniz, adam babasının evinden sepetledi beni. Arayıp sormuyor özür dilemek için. Hiçbir şey yapmıyor. Şimdi de bu. Ve sen bana durup dururken diyorsun ya. Ben kafayı yiyeceğim artık ya. Ne oluyor kızlar ya? Niye bağırıyorsunuz yine? Yeter. Yeter. Bu böyle olmaz. Bunları bizim hemen barıştırmamız lazım. Bak, yarın akşam güzel bir parti veriyorum. Tamam mı? Irmak'ın doğum günü. Mecbur. Mecbur Fırat da gelecek. Hı hı. Aa, harikayım ben ya. Bunu da hallettim. Süper. Oh. Ah. İyi fikir, iyi. Ha? Ama hadi şunları dolaba koy. Pirzola falan da var. Bir de bana yorgunluk kahvesi yap ver hadi. Ha. Hayırdır, ne oluyor? Sen bana evlenme teklif edeli pek bir ev erkeği oldun bakıyorum. Para bile kazandık aşkım. Aa, resim mi sattın? Evet, 3 tane resim sattım senin kariyer kurosuna. Sermet'e. Adamını göndermiş. 5'er kağıttan 3 resim. Neyse, sana olan borcum bitti. Manyak mısın be? Aa, senden para isteyen mi var Sergüslü? Al şu paranı. Olmaz, benimle param için evlenmeni istemiyorum. Aynen, sen bunca yıl bu kadar torba taşı, kadın sana kalkıp bir yorgunluk kahvesi koymasın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.